Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına düzenlenecek dev harekatın planlarına son şekli verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun harekatta alacakları görevler en ince ayrıntısına kadar belirlendi. Harekatı Zeytindalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel emir komuta edecek. Harekatın ilk hedefi terör örgütü PKK-YPG'nin ABD'li askerlerle birlikte hazırladığı tuzaklar olacak. Keşif uçuşları, sızma ve sağ kestirmeleriyle belirlenen, tonlarla patlayıcıyla tuzaklanan tüneller patlatılacak. Ardından da önceden belirlenen stratejik hedefler hava ve karadan yoğun ateş altına alınacak. Hedefler imha edildikten sonra kara güçlerinin devreye girmesi planlanıyor. Sınır hattında kazılan onlarca kilometrelik tüneli mayın deposuna çeviren PKK, geçiş esnasında yapacağı patlamalarla dev çukurlar açmayı hedefliyor. TSK muhtemel sınır tuzaklarına karşı zırhlı geçişini sağlama adına seyyar rampalardan faydalanarak intikalin aksamasını önleyecek. ÖSO ve TSK ondan fazla noktadan PKK'nın işgalindeki bölgeye girecek. Sınırı 23-24 bin kişilik TSK ÖSO askeri geçecek. Harekatta 17 bin kilometrekare alan temizlenecek. Bilgi sızdırılma ihtimaline karşı harekat planının Suriye içlerindeki kısmı son ana kadar kimseyle paylaşılmayarak gizli tutulacak. Hareket emriyle birlikte tüm birimler eş zamanlı olarak sıfır hatta mevzilendirilecek. ÖSO komutanları ve TSK yetkilileri arasındaki toplantıda Fırat'ın doğusuna yönelik terör temizliğinin ilk safhasının 2 aylık zaman diliminde bitirileceği belirtildi.